İstanbul'un simgelerinden Kapalı Çarşı'da restorasyon çalışmaları sürüyor. Çatı ve zemin döşemeleri yenilendi. Sıra duvar güçlendirmeleri ve kalem işi süslemelere geldi. Ayrıca proje bitiş takvimi de 6 ay öne çekildi. Haziran ayı sonunda restorasyon çalışmaları bitecek. En kapsamlı çalışma yapılıyor çarşıda. Yani 150 yılın belki de en önemli çalışması bu. Bir yanda kalem işleri, diğer yanda kablo temizleme çalışmaları. 560 yıllık tarihi Kapalı Çarşı'da hummalı bir çalışma var. İstanbul'un simgelerinden Kapalı Çarşı'da çatı tamamlandı. Zemin döşemeleri yenilendi. Restorasyon çalışmalarında sıra kalem işi süslemelere geldi. Kalem işi çok fazla uğraştırıcı bir iş ama kalem işinden de taviz vermek istemiyoruz. Çünkü bu bizim sanatımızı, geleneksel sanatımızı en iyi gösteren iş bu. Çalışmalardaki en önemli noktalardan bir tanesi de Kapalı Çarşı'daki kalem işleri. Bütün kalem işleri orijinaline uygun olarak elle restore ediliyor. 40 kişilik bir sanat ekibi kalem işi süslemeleri tek tek elden geçiriyor. Ayrıca duvarlarda güçlendirme çalışması yapılıyor. Kılcal çatlaklar var tabii beden duvarlarında, burası önemli bir yapı. Onlar güçlendirmeler devam ediyor. Restorasyon çalışmaları 2022 yılı sonunda bitecekti. Ancak takvim 6 ay öne çekildi. Yani Kapalı Çarşı Haziran ayı sonunda turistleri yeni yüzüyle ağırlayacak. Çalışmalar kapsamında yıllardır görmeye alıştığımız bu çirkin manzarada ortadan kalkacak. Kablolar özel bir kanalın içine alınacak. Yine ışıklandırma sistemi de bu kanalın üstünde yer alacak. Çalışmalar koruma ve bilim kurulları tarafından yönetiliyor. Daha önce yaşanan su baskınlara yönelik de önlemler alındı. Şu anda çarşıda bir yağmur riski, su alma riski diye bir şey söz konusu değil. Ama tabii ki istisnası olabilir. Çok büyük bir yağış esnasında birkaç noktadan su alabilir. Ama bu çarşıyı tümden ilgilendiren bir konu değil.